hocamız da bizi çağırdığında ayrı bir heyecan oldu, soyundu, giyindik. Sahaya girerken de bize teknik açıdan görevlerimizi söylediler. Hoca çağırdığında o zaman daha çok kalp atışlarımız yükseldi tabii kulübeye doğru bekliyoruz. Her şeyi aklımda kurgulamıştım. Oyuna girdiğinde de onları uygulamaya çalıştım. İnşallah daha güzel şanslar yedik. Geleceğe Voley programından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bu hafta konuklarımız Galatasaray Futbol Akademisi'nde forma giyen geleceğin yıldız adaylarından Recep Gül ve Barış Seren. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, nasıl gidiyor? İyiyiz Allah. Çok şükür iyi gidiyor. Heyecanlısınız da biraz galiba. Heyecanlıydı, heyecan da var. Aslında normalde ben Flora'ya gelirim ama bu hafta özellikle size konuk almak istedim. Özellikle de Türk Telekom Stadyumu'nda ve şu an soyunma odasındayız aslında. Siz de ilk resmi maçınıza çıktınız ve şu an bu odadayız. Bu size neler hissettiriyor? Recep, öncelikle seninle başlayayım. Öncelikle ilk resmi maçımıza çıktık Galatasaray formasıyla. Bize bu şansı veren hocalarımıza teşekkür ederiz. Başta ailemiz olmak üzere destek veren herkese teşekkürler. Şimdi bu soyunma odasına böyle girmek daha farklı tabii. Çünkü maç için geldiğimizde daha heyecanlıydık. Çünkü kaç yıldır buranın hayalini kuruyoruz. Yani soyunma odasını çok merak ediyordum mesela. Ama buraya hayallerimi gerçekleştirerek girmem benim için çok iyiydi. Yani o gün en mutlu günümdü hayatımdaki. Çünkü bir hayalim gerçek oldu. Burası farklı bir yer. Tabii ki altyapıdaki herkesin hayali buraya çıkmak. Ama şimdilik bize nasip oldu. İnşallah daha iyi maçlarda, daha güzel maçlarda daha çok şans gelir. Galatasaray'a daha çok hizmet ederiz. Aslında şunu da merak ediyorum. Yani o an soyunma odasında neler yaşanıyor? Ben de onu çok merak ediyordum aslında. Herkes merak ediyor evet. Tabii ki. Ya işte giriyor, soyunma odasına girdiğinizde ilk önce hazırlıklar başlıyor. Kendi aranızda bazen şakalaşmalar, maç hakkında konuşmalar. Maç yaklaştıkça daha çok konsantrasyon artıyor, ses düşüyor, konuşmalar azalıyor. Herkes kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte ayakkabısı, tekmeliği falan. Bir de sizin ilk deneyiminiz. Bizim ilk deneyimimiz. Abiler bize böyle rahatlatmak için güzel şeyler söylüyor. Abiler yardımcı olmaya çalışıyor. Hoca konuşuyor. Ya genellikle ilk hem de kupa maçı daha çok bizi rahatlatmaya çalışıyor abiler. Daha çok maça konsantre olmamızı sağlıyorlar. Rahat olmamızı söylüyorlar. Yani güzel. Şu an bile anlatırken aynen. Aslında heyecanlısın. Barış, peki sen neler hissettin? Senden de dinleyelim onları. Ben de öncelikle şunu söyleyeyim. Benim ailem başta, hocalarım, onlar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ve bu şansa sahip olduğum için de mutlu hissediyorum kendimi. Ayrıca böyle bir yere girmek benim gibi, yani bütün altyapıdaki oyuncularımız olsun, işte herkesin hayalidir yani. Böyle çıktık, çok güzeldi ama böyle bir ortama girdiğimizde ister istemez bir motive oluyoruz, şey oluyor. Yani çok güzeldi diyecek bir şey yok yani. Zaten hayalini kurduğunuz bir olaydı. Aslında şunu da merak ediyorum. İlk resmi maçınız Galatasaray formasıyla ilk resmi ya bu stadyuma adım attınız ve atmosfer de çok güzeldi. Peki siz o an neler hissettiniz? Biliyorum tabii ki sizin maçlarınızda taraftarlarımız Flora'da takip ediyor. Ama Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferi tabii ki çok daha başka. Hı. Neler hissettin o an? Ben 15 yaşındaki yani geldiğimizde ilk gelmiştik, top topluyorduk falan. O zamanki atmosfer bile güzeldi. O zaman geldiğimizde hayal kuruyorduk. İşte çıktık yine herkesin gözü üzerimizde böyle ama çok böyle
ayrı bir ortam yani. Ayrı olarak mental olarak kafanı hazırlıyorsun, motivasyon oluyorsun. Yani çok güzel bir şey. Bunu herkesin yaşaması yani çok şanslıyız yani bu konuda. 79. dakikada ikiniz de oyuna dahil oldunuz. Hmm. O anı dinlemek istiyorum. Teknik direktörümüz dedi ki işte gireceksiniz. Neler oldu an? Neler hissettin? Ya hoca önce biz ısınmaya gitmiştik. Hep, yani konsantre olduk. İkinci yarının başından beri ısınıyorduk. Kendimizi çok iyi hazırladık. Hocamız da bizi çağırdığında ayrı bir heyecan oldu. Soyunduk, giyindik. Sahaya girerken de bize teknik açıdan görevlerimizi söylediler. Onları yapmaya çalıştık en iyi şekilde. İnşallah daha fazla şans gelirse bunları devam ettiririz. Recep, senden de dinleyelim o anları. Sen neler hissettin? Hı. Öncelikle atmosferi nasıl buldun? Galatasaray taraftarının önünde ve Türk Telekom stadyumunda bir maçta forma giyme şansı buldun. Öncelikle atmosferi sorayım. Atmosfer zaten mesela Barış'ın dediği gibi 15 yaşında buraya top toplayıcı olarak geliyorduk. Geldiğimde bile bazen böyle maçı izlerken dalıyordum. Kendimi sahanın içinde görmeye çalışıyordum. Buraya çıkarsam yani geleceği görmeye çalışıyordum diyeyim bir nevi. Neler olabileceğini falan. İşte o günde maç günü ısınıyorduk. Dakikalar böyle hızlı ilerliyor işte. Ne kadar oynayacağız falan, az mı oynayacağız, çok mu oynayacağız. İşte ondan sonra hoca çağırdığında o zaman daha çok kalp atışlarımız yükseldi tabii kulübeye doğru giderken. Hı. Hemen giyindik. Yine hoca da yine bizi rahatlatmaya çalıştı. Bir şeyler söyledi. Hani rahat olmamızı söyledi. Ondan sonra ben zaten ısınırken maça konsantre olmuştum zaten çok iyi. Girdiğinde neler yapacağımı biliyordum yani. Aslında kafada oynadınız. Aynen. Biraz da. Ne top geldiğinde ne yapacağımı, nerelere koşacağımı, mesela top tersiyken ne yapacağımı. Her şeyi aklımda kurgulamıştım. Oyuna girdiğinde de onları uygulamaya çalıştım. İyi de oldu. İnşallah daha güzel şanslar gelir. Geldikçe de daha iyi değerlendirip burada kalıcı olmaya çalışacağız. İnşallah uzun yıllar A takım formasına ikiniz de terletirsiniz. Şunu da merak ediyorum aslında. İkinizin de performansı taraftarlarımız tarafından beğenildi. Sosyal medyayı takip etme imkanı buldunuz mu maçtan sonra? Evet, bulduk. Neler hissettirdi? Mesela bu size büyük bir sorumluluk da aynen yükledi diye düşünüyorum. Aynen ya. Onu zaten ilk başta hani taraftarlarımızın bize olan olumlu şeyleri yani bizim beğenmeleri en çok hani bizi mutlu ediyor. Sonuçta ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Ve bunu ne güzel yansıttıysak ne mutlu bize yani. Ben ve Recep olarak hani çok iyi motivasyon olduk ve bunu en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık. Elimizden geleni yaptık. İnşallah daha da fazla yaparız. Ya Recep, sen de takip etmişsindir. Aynen. Övgüler vardı ikinizle ilgili de. Peki büyük bir sorumluluk vardı tabii ki. Tabii ki motivasyonunuzu da yükseltmiştir ama yani neler hissettirdi sana taraftarlarımızın yazdıkları? Sosyal medyada gerçekten de çok konuşuldunuz. Ya zaten biz maça çıkmadan önce de ısınırken hani takım ısınırken bize kenarda dönerken taraftar hep bizi çağırdığını duyuyorduk. Ama işte o an bir şey diyemiyorsun. Taraftarımıza da buradan teşekkür ediyorum bize verdikleri destekten dolayı. Aynen. Ya ben maçtan çıktıktan sonra kendi hesabıma yetişemedim yani. Değil mi? Gerçekten çok fazla gelen mesajlar, daha fazla yorumlar. Yani bayağı bir uğraştım. Hala da öyle. Hala da güzel mesajlar gelmeye devam ediyor. Ama bu mesajlar tabii bizi rahatlatmayacak. Daha çok çalışmaya hatta teşvik bizi edecek. Bizi daha çok motive ediyor. Aslında taraftarın bu yoğun ilgisi, size desteği sizin daha da kendinizi geliştirmenize sebep olacak yani, ve sizi motive edecek yani zaten. Onlara mesela o güzel mesajlara aldanıp rahatlarsak belki bir daha buraya hiç giremeyebiliriz yani. Yani çalışmaya devam edeceksiniz o zaman. Hazır böyle çalışma falan demişken de A takımla da antrenmanlara çıkıyorsunuz. Tabii ki abileriniz hepsi size abilik yapıyordur ama mutlaka içlerinde özel biri vardır. Böyle senin için de ayrı, belki senin için de ayrı bir isim vardır. Bunu merak ediyorum aslında. O özel kişi A takımdan ya, kim Recep? Seninkini öğreneyim. Benim için benimle en çok ilgilenen Serdar abim, Ahmet abim ve Emre abi benimle çok ilgileniyorlar sağ olsunlar. Hep iyi şeyleri anlatıyorlar. Gerek dışarıda olsun, gerek içeride olsun. Bazen çağırıyorlar. Ahmet de mesela çok iyi davranıyorlar bize. Tabii herkes öyle ama daha çok yakınlık gösteren bu üçü yani. Daha çok bizi kardeşleri olarak görüyorlar. Hep güzel şeylerden örnek veriyorlar. Neyi yapıp yapmayacağımızı söylüyorlar. Böyle çalışın, mesela şöyle çalışın diyorlar, şöyle çalışın. Bunu yaparsanız başarılı olursunuz. Daha çok yakınlık gösteriyorlar. Yani bize her türlü konuda yardım ediyorlar sağ olsunlar. Kamplarda da olsun, her şekilde. Kampa da geleceğim az sonra. Ama Barış, senin için de mutlaka özel isimler vardır. Seninkiler
kimler? Benim başta Yasin, ya hepsi ayrı, hepsi bize tabii ki yani bu arada hani şunu da söyleyelim. Hepsi abilik evet, yapıyor evet, futbolcularımızın hepsi. Ama hani daha yakından ilgilenen... Daha bizim yolumuzdan aynen, yani, evet, daha bize yakın. Yasin abi olsun, Serdar abi yine aynı şekilde, Ahmet abi, Emrah abi bunlar bize ilgileniyor. Onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Yani çok iyi şekilde bizi hiç yabancılık çekmiyoruz. Yani orada gittiğimizde gayet abi kardeş ortamı oluyor. Bu yüzden de onlara da teşekkür ediyoruz. Bizle beraber yani bu şeyi rahatlığı sağladıkları için bize. Peki o zaman hazır kampta demişken Recep, ona da gelmek istiyorum. Sen Slovakya kampına da katılmıştın. Tabii orada bir Galatasaray'ın ritüeli var. Saç kesme. Semih Kaya kesmişti galiba saçlarınızı. Evet, orada abi. Keyifli görüntüler evet. Ortaya çıkmıştı. Senden dinleyelim bir de onları. Ya şimdi Semih abi bize ilk söylediğinde ben şaka falan yapıyor sandım. Gitti saç. Aynen. Yok kesmez falan filan dedim. İş ciddiye bindikçe biz korkmaya başladık. Çünkü yani saçlarımız güzel falan böyle. Maçlarda da Semih abi de hani maçlarda çok oynuyoruz diye, kafamızı dağıtıyor diye kesmek istedi. Bir de zaten gelenekmiş yani, biz o zaman öğrendik. Hı hı, evet. Artık böyle Selçuk abiye yalvarmaya başladık, abi ne olur söyle kesmesin falan. Selçuk abi de işte o da bizi fazla şey yapmadı yani, kesilmesini istedi. Aslında ilk başta ben çok üzüldüm, açık söyleyeyim yani. Ama sonradan nerede olduğumu, ne kadar şanslı olduğumu, benim yerimde olmak isteyen binlerce, milyonlarca çocuğu düşündüm. Sonradan bana güzel gelmeye başladı. Zaten yakıştıranlar oldu. Yakıştı, çoğu yakıştıran oldu. Zaten saçlar da şu anda güzel mesela yani. Yani o zaman zaten daha iyi uzadı hem de öyle derler. Aynen. İşte aklıma o anki çocuklar geldi. Mesela benim yerimde olmak isteyen kaç bin kişi vardır acaba diye. Ondan sonra daha güzel gelmeye başladı. Hem de bunu yapan da Semih Kaya yani. Semih abi bizi çocukluğumuzdan beri biliyor. Çocukluğumuzdan beri ilgileniyor. Sonradan tabii hiçbir şekilde kızmadık. Daha güzel, daha rahatladık. Maçlarda saçımızla oynamadık. Daha rahat oldu. Daha iyiydi bence. O zaman yani. Arada bir yapmak gerekiyor. Arada saçlarla bir 10 sene daha yapmak herhalde. Peki kamp sürecini de aslında dinlemek istiyorum senden. Nasıl geçti kamp senin için? Ya kamp süreci ilk başlarda tabii idmanlarda zorlandık. İdmanlar bayağı zordu. Çünkü o güne kadar sezon başı idmanları tabii biz de yapıyorduk da o kadar ağır geçmiyordu. Yavaş yavaş alıştık. İlk başlarda tabii antrenmanlarda falan hata yapacağız diye ödümüz kopuyor. İşte Serdar abiler olsun, Ahmet abi olsun, Semih abi olsun. Hep bize hani hata yaparsak kimsenin onlara bize kızmayacağını söyledi. Burada kaybedecek bir şeyimiz olmadığını söyledi. Kendimizi geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Daha çok rahatladık. Hazırlık maçları oldu. Orada oynayarak daha çok özgüvenimiz kendine geldi. Yani şu anda hazırlık maçlarında gol kaydetmişliğin de var tabii senin. Bir tane golüm var. Evet, Eyüpspor'a karşıydı evet, değil mi? Burada. İşte yani kamplar çok iyiydi. Bizim için büyük tecrübe oldu. Oradan geldikten sonra zaten daha böyle özgüvenimiz artmış bir şekilde geldik. Futbolu daha çok öğrendik orada. Çünkü hep abilerim önümüzde. Çünkü hep tecrübeli büyük futbolcular var. Onlarla aynı yerde vakit geçiriyoruz. Aynı masaya oturuyoruz. Hep onların tecrübelerinden yararlanmaya çalıştık. Bir şeyler de öğrendik. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Peki aslında hemen ben kamp sürecine girdim de. Aslında ben de sizin kadar heyecanlıyım. Ya sizi... A takım formasıyla görmek açıkçası beni de heyecanlandırıyor. Çünkü ben de akademiyi takip ettiğim için sizlerin maçlarınızı da takip etme fırsatı buluyorum. İlk A takıma çağrıldığında neler hissettin? İlk derken ta ilk başta mı? Evet. Kamp. Ya en başta hemen kampa girdik ama aslında bunu da merak aynen. ediyorum. İlk işte dediler ki Recep hani A takımına antrenmanlara başlayacaksın. Hı-hı. O an neler hissettin? İşte Ramazan'daydık işte, Ramazan ayıydı. Çıktım işte öyle, hani saati bekliyoruz artık. Sonra mesaj geldi işte antrenmana çıkacağız diye. Böyle bir anda bütün hayallerim aklıma geldi. Böyle başından aşağı böyle sıcak sular. Çok rahatladım yani. Böyle tam motive oldum artık. İdman yok ama idman yapasım geldi birden. Böyle çıkacağım işte, böyle yapacağım, şöyle yapacağım diye düşünmeye başladım. Evdekilere söyledim, onlar benden daha çok sevindi zaten. Zaten ailede de futbolcu var değil mi? Var. İki tane abin de. İki tane abim var. Biri bıraktı. Biri hala oynuyor. Bir de küçük kardeşim var. O da takılıyor. Bir de abim var ama o oynayamadı. Ona nasip olmadı işte. İşte bizi zaten aile destekliyor bu konuda. Babam olsun, abilerim olsun. Hep onlar da bana yol göstermeye çalışıyor. Onlara söylediğimde işte bunu mesela antrenmana çıkıyorsun diye rahatlama. Daha çok çalış. Daha çok burada kalıcı olmaya bak dediler. İşte oradan sonra böyle çıkmaya başladık. İyi performans gösterdikçe kampa da katılma şansı bulduk. İnşallah daha güzel şeyler olur ya. İnşallah. Barış, sana da sorayım.
İlk sen de A takıma çağrıldığında sen neler hissettin? Mesela ne yapıyordun o an? Tepkilerin neydi? Ben ilk başta bizim bu sezon başı zaten ben gittim Avusturya kampına. Orada ondan önce bir turnuva olmuştu. Orada yani bizim altyapı sorunumuz Emre hocamız sağ olsun beni beğenmiş. Yani burayı üstele söylemiş. Onun sayesinde yani gittim. Sonra oraya ilk idmana çıktığımda çok heyecanlıydım. Aşırı yani çok böyle heyecan yaptım. Ayaklarım titriyor falan ama yani büyüklerimiz yani Ahmet abi olsun, Serdar abi olsun bana yardım ettikleri için o heyecanımı biraz olsun aldılar. Ondan sonra oynamaya başladı. Yine hatalarım oluyordu. Yine onlar sağ olsun beni yine yani motivasyonumu yükseltip tekrar oraya adapte olmamı sağladılar. Ben de çok heyecanlanmıştım ama yavaş yavaş bu heyecanımı yenip Allah'a şükür şans bulmuştum. Sen de aslında ikinci kamp döneminde kampa da katılmıştın. Kamp nasıl geçti senin için? Kamp, abi kardeşlik dediğim gibi o ortam vardı. Çok yani neşeli bir ortam. Otelde olsun, yani gezdiğimiz, boş günde gezdiğimiz günler olsun. O yüzden de hani hiç sıkıntı çekmedik. Yasin abi olsun ben, yani Yasin abi benimle çok ilgilendi sağ olsun. O yüzden kamp benimle güzel, kamp benim adıma güzel geçti. Mutlu olduk yani. Aslında şunu da merak ediyorum. Uzun yıllardır Galatasaray altyapısında futbolculuk yapıyorsunuz. Recep seninle bir röportajımızda yani çocukluk hayalinin olduğunu söylemiştin Galatasaray A takımının. Şu an aslında biraz da o hayale ulaştın diyebiliriz. Peki kalıcı olabilmek için neler yapıyorsun ekstradan? Nasıl bir çalışma yapıyorsun? İşte dediğiniz gibi ben küçüklükten benim ailem de Galatasaraylı. Babam aşırı fanatik bir Galatasaraylı zaten. Abilerim olsun, kardeşlerim olsun. Ya ben küçüklükten beri Galatasaray maçlarını izlerken ya futbola başlamadan bile kendimi futbol oynayacağını bile düşünmüyordum yani. Ama kendimi Galatasaray'da hayal ediyordum. Bu abilerimin yanında, onlarla aynı masaya oturmak, aynı yerde yemek yemek, aynı ortamda bulunmak. İşte oynadıkça, zaten amatör bir kulüpte başladım. Orada oynadıkça, buraya doğru yaklaştıkça hayallerim böyle gerçek olduğunu hissettim. Yani şu an hepsini gerçekleştirmiş değilim de sadece bir kısmını gerçekleştirdim. İşte daha güzel olur yani demiştim. Şimdi biraz heyecanlandım. O zamanları düşününce. O zaman ben seni biraz daha sıkıştırayım. Yine aynı röportajda hedefinin Galatasaray A takımı olduğunu söylemiştin. Ve Serbay Şenkal'la yapmıştık o programı. O da sana demişti ki bir yerden teklif gelse gider misin demişti. Sen de şu an asla öyle bir şey yapmam demiştin. Hala geçerli mi? Hala geçerli. Çünkü benim hayalim burada A takımda ilk önce kalıcı olup Galatasaray camiasına hizmet verip burada şampiyonluklar yaşayıp hani şu an aklımda hiç öyle bir şey yok bile. Öyle bir şey olsa bile değerlendirmem. Adım adım da artık hedefine, hayaline de ulaşmaya da başladın aslında. Çünkü o hayali gerçekleştirmem benim için daha gurur verici olacak. Ailem için. Çünkü onlar da hep beni Galatasaray'da görmek isterler yani. Onlar da sonuçta büyük bir taraftar, fanatik. Babam öyle, babam zaten aşırı. O beni de burada ne mutlu o zaman. Baban için ne kadar gurur verici. Aynen. O beni burada görünce zaten benim için daha güzel bir şey yok yani. Ama yani ileriki süreçlerde tabii öyle şeyler olur. Tabii ki kendinizi geliştirmek için yurt dışı olur. Mutlaka hani ama, olur tabii. Ama şu an daha şu an çok yolun başındasınız aynen, ve hayallere onları, ulaşmaya aynen, da yavaş yavaş başladınız. Onları düşünmek için daha erken, ilk önce adım adım gitmek lazım. İlk önceki hedefim zaten burada kalmak. Burada büyük bir emek verip, iyi bir hizmet verip ondan sonra olacaklar olursa olur. Yani Türkiye'deki tek hayalim Galatasaray. Peki, Barış sen de uzun yıllardır aslında Galatasaray altyapısındasın. Eminim ki senin de hayalin A takımda. Artık sen de adım adım hayallerine ulaşmaya başladın. Peki sen neler yapıyorsun kalıcı olabilmek için? Ben de 11 senedir bu Galatasaray kulübündeyim. Yani kalıcı olmak için her zaman böyle daha çok çalışıyorsun, daha çok ekstra çalışıyorsun. Hocalarımız olsun zaten bu konuda bize yardım ediyorlar. Bizim de bu arzumuz isteğimiz karşısında yani daha çok çalışıyoruz. Hani insan hep ister ya daha çok. Biz de öyle istiyoruz yani doymuyoruz işte bu mesela ilerledik onun da daha çoğunu istiyoruz böyle hani kalmayalım böyle. Biz de zaten Türkiye'de benim tek istediğim Galatasaray A takımında oynamak, çıkmak, bu taraftarımıza olsun. İşte yönetim hepsine hizmet vermek çok iyi şekilde oynayıp yani en iyi şekilde hizmet vermek yani o kadar. Aslında ilk resmi maçınıza çıkmanızla birlikte taraftarlarımız da sizleri merak ediyorlar. Recep Gül futbola nasıl başladı? Ya ben
ilk önce böyle tabii tüm çocuklar gibi, tüm futbolcular gibi A takımda oynayan olsun, Avrupa'da olsun, dünyadaki herkes gibi ben de sokakta başladım. Ama yani inan hiç burada böyle Galatasaray altyapısına gelme sürecin nasıl ya, gelişti? Ben ilk önce bizim mahalle takımı var, İstanbul Demirspor diye. Şu an kardeşim de orada oynuyor. İlk önce orada başladım. Hani babam sokakta olacağına bari git orada bir şeyler öğren, maç oyna falan gibisinden yaptı. Ki bir de futbolu seven de bir aileden geliyorsun evet. Zaten. Ben de tamam dedim. Orada başladım. 2 sene orada oynadım. Yani lisansım falan çıkmadı. İşte öyle maçlarda oynadım. Antrenmanlara gidiyordum. Ondan sonra böyle birkaç turnuva oldu. Oralarda iyi oynadım diye düşünüyorum yani. Ondan sonra bir antrenmana çağırdılar beni Galatasaray'da. Orada da zaten antrenmanda da iyi oynadım. Ertesi günü hazırlık maçı vardı, oraya çağırdılar. Goller falan atmıştım. Ondan sonra o günden beri Galatasaray'da kaldım. İyi ki de gelmişim, iyi ki de çağırmışlar beni. İyi ki de bizler de senin gibi başarılı bir futbolcuyu kazanmış olmuşuz. Barış, sen nasıl başladın futbola? Ben de sokakta başladım. Aynı Recep kardeşim gibi. Sonra futbol okuluna, Galatasaray Futbol Okulu'na yazılmıştım. Babam dedi hani oraya yazdıralım bari dedi. Ben de zaten istiyordum böyle bir şeyi. Sonradan oynayınca, dikkat çekince böyle denenmeye gidiyorsun. Yani altyapıya girmek için 300-400 kişinin arasından seçilmiştik. Yani seçilmiştim o zaman. Ben de ondan beri yani 10 senedir işte oradayım. İyi ki de gelmişim yani ben de. İyi ki de buradayım yani. Çok mutluyum. Şunu da merak ediyorum. Recep, kendini nasıl bir futbolcu olarak tanımlıyorsun? Ya bunu ben açıklamayayım ya. Şimdi ben böyle kendini övmüş gibi gözüküyor. Çünkü ben de çok mesela nasıl söyleyeyim? İnsanlar nasıl görüyorsa öyle kabul ederim yani. Ben şimdi şöyleyim, böyleyim diyemem yani şu an. Peki, o zaman bunu, Barış. Bunu geçelim. Tamam, ben de Barış. Ben de öyle bir yapıda değilim. Ne kadar yani. Da mütevazısınız aslında. Yani içimiz dışımız bir yani. Taraftarımız ya da işte izleyen ne derse odur yani biz de bunlar dışarı... insan, bence bunu insanlara sorar, izleyenlere sorar daha mantıklı diye. Peki o zaman futbol dışında boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz? Tabii ki de oyununuz çok daha önemli ama kişisel gelişiminiz de önemli ve Florya'da artık hani bu yıl itibariyle de sizler için eğitim programları da yapılmaya başladı. Peki bunların faydasını görüyor musunuz? Ben karşımda aslında gördüğünüzü düşünüyorum, gayet rahat konuşuyoruz şu an. Kendinizi geliştirmek için futbol dışında neler yapıyorsunuz? Ya ben bir ara böyle çok kitap okumaya başladım. Ama yine tabii ki bıraktım her zaman gibi. Ya onun dışında ben boş zamanlarımda işte yine daha çok antrenmanlar yapmaya çalışıyorum. Daha çok böyle çalışmaya çalışıyorum. Tabii yorgun olsam çalışmıyorum. Onun dışında mesela futboldan hariç bir sporla ilgileniyorum, ilgilenmiyorum. Çünkü diğer sporlara karşı nedense böyle bir şeyim yok. Senin yani. Tamamen hayatın futbol. Sadece ben mesela onun dışında olmazsa takım arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz. Mesela internet üzerinden Counter falan oynuyoruz. Onlar bana daha çok güzel geliyor. Onlarla zaman geçirmeyi seviyorum takım arkadaşlarımla. Onlarla yaptığımız muhabbetler tabii başka oluyor yani. Onun dışında dediğiniz gibi Florya'daki eğitimler bana bir şeyler katıyor mu? Mutlaka ki katıyordur. Yani en ben azından... farkında değilsen değilimdir belki ama katıyordur yani. Sosyal medya kullanımıyla ilgili yani mesela de. O, evet, onunla ilgili Possible diye bir şirket evet. Geldi. Yani ona ben yine çok katılamadım mil takımdan dolayı. Ama 2-3 derse katıldım. Yine ben iyi şeyler öğrendim orada. Futbolcunun nasıl davranması gerektiğini, sosyal medyayı nasıl kullanması gerektiğini. 2-3 kere katıldım, o da bana faydalı oldu yani. En faydalı oldu. Tabii sosyal medya deyince... Daha da çok ilginizi çekiyor. Artık daha bilinçli çekiyor. Kullanıyoruz çünkü. Kesinlikle. Neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımızı, neleri takip edip etmeyeceğimizi. Yani o anki heyecanla bir şey paylaşırsın, altına da bir not eklersin ama o çok yanlış anlaşılabilir. Bana güzel gelip başkasına farklı gelebilir. Aynen, o yüzden de yani. Biraz da artık göz önünde olan insanlar olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Barış, sen neler yapıyorsun? Ben de yani benim bütün zaten... Kulüpte geçiriyoruz yani analizler oluyor, rakip analizi, işte kendi analizimizi yapıyoruz, yani oynadığımız maçları izliyoruz, onun hatalarımızı görüyoruz. O da bayağı zaman oluyor ama bunlar çok yararlı şeyler. Ben o Possible'ın Possible oldu zaten biliyorsunuz, o şirketin hani şeylerine hepsine katıldım ve çok yararlı şeyler yani nasıl kullanmamız gerektiğini, yani bir şey yazsak ileride karşımıza çıkabileceğini falan onları da gördük. Ayrıca ben de yani futbol dışında evde oyun konsolunda bizim arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz yani aynı takımdan. Öyle eğleniyoruz yani, başka bir şey yapmıyorum.
Bodrum. Peki sohbetimize tabii ki devam edeceğiz. Evet, A takımında da forma giyme şansı buldular ama kendi liglerinde de şu an forma giyiyorlar. Barış, sen U21 ligindesin. Recep, sen de U19 ligindesin. Ben ilk olarak U21 ligiyle başlamak istiyorum. U21 liginde Beşiktaş'la takımımız 3-3 berabere kaldı. Öncelikle U21 liginin genel görünümüne uzanalım. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. U21 liginde 14. haftanın maç sonuçları ise şu şekilde. Karabük Spor Göztepe karşısından 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yeni Malatya Spor Akhisar Spor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Galatasaray derbisi 3-3 eşitlikle tamamlandı. Konya Spor Bursa Spor mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı. Gençler Birliği Sivas Spor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 1-0'la geçti. Başakşehir Osmanlı Spor mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı. Golsüz eşitlikle tamamlanan bir diğer mücadele ise Trabzonspor Antalya Spor mücadelesi oldu. Alanya Spor Kayseri Spor'u 2-0 mağlup etti. U21 Ligi puan durumu. 31 puanla Bursa Spor 1. sırada yer alıyor. 30 puanı olan Galatasaray 2. sırada. Beşiktaş 29 puanla 3. sırada. Ve yine 29 puanda bulunan Fenerbahçe 4. sırada. Osmanlı Spor 23 puanla 5. sırada. 21 puanda olan iki takım ise şu şekilde sıralanıyor. Kasımpaşa 6. sırada, 7. sırada Malatya Spor. 13 puanda olan iki takım şu şekilde sıralanıyor. Kayseri Spor 15. sırada, 16. sırada Sivas Spor. 6 puanda olan son iki takım ise şu şekilde. 17. sırada Akhisar Spor, 18. sırada Karabük Spor. U21 Ligi'nde 15. haftanın maç programı ise şu şekilde. 8 Aralık Cuma saat 13.30 Bursa Spor Fenerbahçe. 9 Aralık Cumartesi saat 12.30 Yeni Malatya Spor Göztepe. 13.30 Galatasaray Akhisar Spor. Kasımpaşa Trabzon Spor. Antalya Spor Gençler Birliği. 10 Aralık Pazar saat 12.30 Sivas Spor Başakşehir. 13. Kayseri Spor Beşiktaş, Osmanlı Spor Aytemiz Alanya Spor, 11 Aralık Pazartesi, saat 13, Konya Spor Karabük Spor. Evet, genel görünümü de gördük. 30 puanla 2. sıradayız ve Beşiktaş'la da 3-3 berabere kaldık. Senin de kaydettiğin bir gol var. Öncelikle bu derbi mücadelesini nasıl değerlendirir? Derbiye biz aslında ilk yarı nedense yani kötü futbolla başladık. O yüzden çok yorulduk ilk yarı ama ikinci yarı olsun. Bunu düzelttik. 1-0 geriye düştük. Bir gol attım. Berabere gittik. Öne geçtik 3-2 ama son dakikada yedik. Yani bunlar olabiliyor futbolda. Bunları da yani hayırlısı buymuş diyoruz. İnşallah daha iyi yerde zaten daha ilk yarısı bitecek. Ondan sonra daha bir sürü yolumuz var. Yani maçlar var. İşte onlara daha çok hazırlanacağız. İnşallah birinci olarak bitireceğiz bu ligi. Aslında haftaya da Akhisar Spor'la karşılaşacağız U21 liginde. Onunla ilgili kısaca neler söylersin? Her maça yani öyle hazırlanıyor. Yani maç seçmiyoruz. Küçüğü büyüğü yok. Yani en iyi şekilde oynayacağız. Yine sahaya çıkıp yani görevimizi yapacağız. En iyi şekilde bunu yani Galatasaray U21 takımını temsil edeceğiz. Bunun yanında maç seçmek zaten hocalarımız da sürekli söylüyor. Hani kötü yansın. Yani maç seçmeyeceksin. Hep en iyisini yapacaksın yani çıkıp sahaya. Peki evet sevgili izleyenler, U21 ligine Barış'la değerlendirdik. Hazır Recep de buradayken U19 liginde onunla değerlendirelim istiyorum. Ama öncelikle takımımız Alanya Spor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin özetini izleyelim. Ardından buradayız. Sağdaki 11'imiz bu şekilde. Karşılaşmanın hakemi düdüğü çaldı ve mücadele başlıyor. Mete güzel kontrol etti. Mutlu'ya vermek istediği savunma araya girdi. Melih uzun gönderdi. Sedat şimdi tehlikeli bir pozisyon. Sedat vuruşunu yapıyor. Top ağlara gitti. Mete kontrol etti topu. Mete çalımlıyor. Girdi ceza sahası içine. Mutlu. Mutlu'nun vuruşunda harika bir gol. Beraberlik geliyor. Mutlu attı. 42. dakikada Galatasaray Alanya Spor karşısında beraberliği yakalıyor. Ceza sahası içerisi oldukça hareketli. Yapılan orta. Bir kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Galatasaray 3-1'e taşıyor skoru. Sezer attı. Biraz önce oyuna giren Bayram da ceza sahası içinde uzun boyuyla. Bayram yükseldi, vuramadı. Savunmada bir karambol. Top ağlarımıza gidiyor. Ve maçın son düdüğü geliyor. Galatasaray U19 futbol takımı Alanya Spor'u 3-2 mağlup ediyor.
Yani Alanya takımı daha önce izlemiştik. Nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili oyuncularımıza gerekli bilgiyi verdik. Maalesef ama ilk golü çok basit. Tam atağa çıkarken kaptırdık. Defansın arasında atılan topta 1-0. Geriye düştük ama oyuncularımız ondan sonra bir direnç gösterdi. Birinci golü, ikinci golü buldu. İlk yarı 2-1 önde kapattı. İkinci yarı biraz daha yani üçüncü golü bulduktan sonra pas yapıp topun bizde kalmasını istedik ama sonlara doğru tabii bir basit golle yiyince 3-2 olunca ister istemez oyuncular geriye yaslandılar. Ama çocuklar sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Haklı oldukları bir galibiyet aldılar. Ya, ilk başta iyi başladık. Baskılı. Hocamız zaten izletti Alanya maçını. İyiydik yani. İyi izledik. Rakibimizi analiz ettik. Sonradan işte maça başladığımızda ilk başta geri çekildik, pas yapmaya başladık. Zaten rakip de ikinci bölgede karşılıyordu. Sonra işte bulduğumuz ara toplarıyla gitmeye çalıştık ve sonuçlandırdık. Maçın başında agresif başladık maçı ama kaybettiğimiz bir topta gol yedik, 1-0 mağlup olduk. Ondan sonra hemen hızlı reaksiyon verdiğimiz için, ardı ardına iki tane gol bulduğumuz için takım olarak enerji geldi bize. 2-1 öne geçtik, bu yüzden mutluyuz. Ondan sonra ikinci arada aynı baskımızı devam ettirdik. Golü bulduk. İkinci golü yemeseydik daha iyi olabilirdi ama bugün kazandığımız iyi oldu. Takım olarak 3'te 3 yapmak bize daha çok hırs verdi önümüzdeki maçlar için. Böyle oynamaya devam edeceğiz. Her hafta kazanıp şampiyonluğu alacağız inşallah. Evet, özeti izledik. Recep, sen nasıl yorumluyorsun maçı öncelikle? Ya, bu hafta iyi bir galibiyet aldık. Çünkü bir seri yakalamamız lazımdı. Bu maçı 3'te 3 yaptık. Takımımızda eksikler var. Sakatlarımız var. Ama takımımız yine müthiş mücadele ediyor. Takım arkadaşlarıma da buradan hepsini kutluyorum. Takımımız çok iyi, çok yetenekli oyunculardan oluşuyor. Biz de zaten bu hafta Beşiktaş'ta bir derbi mücadelesi oynayacağız. Bu haftaki galibiyet bizim için çok iyi oldu. Çünkü takım daha bir hava yakaladı. İyi çalışıyoruz idmanlarda. Hocamız bize çok şey katmaya çalışıyor da. Peki aslında sana şunu da sormak istiyorum. Sen zaten milli takımla hazırlık maçlarındaydın. Hem milli takım hem de lig nasıl bir süreç? Zorluyor mu seni? Ya aslında tabii ki zorluyor. Çünkü şöyle zamanlar oluyor. Milli takımda çok yoğun bir maç dönemi oluyor. Ondan hemen geldikten sonra mesela şöyle şeylere de denk geldim. Mesela geliyoruz, ertesi gün bir derbi maçı var, ona çıkmak zorundayız. Kaç kere bunu üst üste denk geldi. Çok bir kere yorgun oluyorsunuz yani. Ama tabii bu maç seçmeyeceğim. Maç ayırmadığın için, çünkü yenmek zorundasın. Kazanmak zorundasın. Sen Galatasaray olduğun için hiçbir maçı kaybetmediksin yok. Çünkü çok yoruluyoruz. Oradaki maçlar daha çok tempolu oluyor. Çünkü Avrupa takımlarına karşı oynuyorsunuz. Daha iyi futbol eğitimi görmüş insanlarla oynuyorsunuz. Çok zorlanıyoruz. Fiziksel olarak özellikle. Yani zor olduğu zamanlar da oluyor. Maçlara göre de değişiyor yani, öyle söyleyeyim. Üst üste geldiğimiz zaten çok oluyor. Sakatlıklar meydana gelebiliyor. Evet. Şu an mesela biraz onu yaşıyoruz. Takımımızda sakatlarımız var milli takımdan dolayı. Maçlar çok tempolu, sert geçtiği için. Yani, zaten maç eksiğimiz de. Maç eksiğimiz var şu an. Maç eksiklerini de kapatıp en iyi şekilde kayıp vermeden üst sıralara tırmanmak, şampiyon olmak istiyoruz. Zaten Galatasaray'ın olduğu yerde şampiyonluk olmak zorunda. O zaman Beşiktaş'la karşılaşacak takımımız haftanın genel görünümü gelsin ekranlara, ardından buradayız. U19 liginde 13. haftanın maç sonuçları ise şu şekilde. Galatasaray Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor Sivasspor karşısından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Osmanlıspor Gençler Birliği mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş Yeni Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti. Bursaspor Karabükspor'u 2-1 ile geçti. Konyaspor Kasımpaşa mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Kayserispor Medipol Başakşehir mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı. Göztepe Akhisarspor'u 6-0 mağlup etti. U19 liginde puan durumu. 30 puanda olan Bursaspor 1. sırada. 26 puanda bulunan Trabzonspor 2. sırada. Karabükspor 24 puanla 3. sırada. Fenerbahçe 23 puanla 4. sırada. 21 puanda olan Galatasaray 5. sırada. 20 puanda olan 3 takımsa şu şekilde sıralanıyor. Göztepe 6. sırada, Kasımpaşa 7. sırada, 8. sırada Alanyaspor. 9 puanda olan Sivasspor 16. sırada, 8 puanı bulunan Yeni Malatyaspor 17. sırada, Akhisarspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor. U19 liginde 14. haftanın maç programı ise şu şekilde. 8 Aralık Cuma saat 13. Karabükspor Göztepe.
9 Aralık Cumartesi saat 13 Konya Spor Bursa Spor. 10 Aralık Pazar saat 13 Fenerbahçe Kasımpaşa. Akhisar Spor Yeni Malatya Spor. Alanya Spor Kayseri Spor. Başakşehir Osmanlı Spor. Trabzonspor Antalya Spor. Saat 14.30 Beşiktaş Galatasaray. 11 Aralık Pazartesi saat 13 Gençler Birliği Sivas Spor. Evet, genel görünümü de gördük. Derbi mücadelesinde de Beşiktaş'la karşılaşacağız. O maçla ilgili neler söylersin? Ya ben şöyle söyleyeyim. Bu derbi mücadelesi A takımda olsun. U10 var bizde. U11, evet. U12. Onlarda bile öyle motive oluyor ki insan. Sonuçta hep bu derbi maçlarını izleyerek büyüdük. Bu rekabeti görerek, bu ezeli rekabeti. Hep ona göre hazırlanıyoruz. Biz de bu hafta çalışmalarımıza başladık. Onun için hazırlanıyoruz. Bugüne kadar bütün derbi maçlarında hep rakiplerimize üstünlük sağlayan taraf biz olduk. Çünkü takımımız çok iyi. Beşiktaş'a da bu hafta üstünlük sağlayacağımızı düşünüyorum. İyi oynadığımız takdirde. Çünkü bugüne kadar hep öyle oldu yani. Biz derbi maçı kaybettiğimizi çok hatırlamıyorum yani. Bir iki tane. Bu derbilerde zaten mutlaka bir galibiyet geliyor. Ondan işte ona göre çalışacağız. Bu hafta da galip gelmeye çalışıp daha iyi bir hava yakalayıp üst sıralara tırmanmaya çalışacağız. Sezonda şampiyonlukla bitiririz inşallah. Peki, sizleri keyifle izleyen bir sürü taraftarımız, izleyicimiz var. Ve gerçekten de futbolcu olmak isteyen kardeşlerimiz de şu an ekran başında. Sizler yıllardır emek verdiniz ve hayallerinize ulaşmaya başladınız. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle Barış, senden alayım. Ben şöyle bir tavsiyede buluşuyorum. Yani tek gerçek çalışmak, istemek. Zevkle yapmak. Biz işimizi zevkle yapıyoruz. Yaparken de zevk alıyoruz. Eğleniyoruz. Arkadaş ortamı olsun. Maçı oynarken işte motive oluyorsun. Onu yaşıyorsun. Kafanda kuruyorsun. Onları yapmaya çalışıyorsun. Bunları biz zevk alarak yapıyoruz. Yani yaptığımız işten zevk alıyoruz. En çok da bu yüzden istiyoruz. Zaten hayalimiz A takımında. Bunu gerçekleştirdik ve şimdi daha çok istiyoruz. İnşallah daha çok gerçekleştirip yani o dediğim gibi sadece çalışacağım ve isteyerek yapacaksın. Bu kadar. Recep, senden de alalım. Ya, bence küçük kardeşlerimiz, yani daha küçük olanlar, bence sadece şu anlık hayal kursunlar. Buraya geldikten sonra zaten çalışmanın gerektiğini onlar kendileri de görecek. Ayrıca mesela bana abim hep şey der, elindekiyle yetinmeyeceksin futbolda, hep daha iyisini isteyeceksin. Onlar da hayallerini gerçekleştirdikçe onunla yetinmemeyi bilecekler. Zaten kendileri görecekler ama en önemlisi bence çok hayal kurmaları lazım, onun peşinden gitmeleri lazım. Her zaman bir üstü istemeleri lazım. Yetinmemeleri lazım yani. Ve zaten Barış dediği gibi çok çalışmak lazım. Biraz klişe ama o gerçek ama yani. Gerçekler bunlar. Gerçek o. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğumuz oldunuz burada. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ailenize bir mesaj ya da Galatasaray taraftarına iletmek istediğiniz mesaj var mı? Ben buradan taraftarımıza söylemek istiyorum. Hep bizi desteklesinler, arkamızda olsunlar. Biz onları desteğini, bize olan güvenlerini boşa çıkarmayacağımıza inanıyorum. Biz de her zaman onlar için ve camiamız için çalışacağız. Barış, senin var mıdır taraftarlarımıza mesajın? Ben taraftarlarımıza mesajım şu, yani şunu söylemek isterim. Biz hiçbir zaman ya onları yüzüstü bırakacak bilerek zaten bir şey yapmayız. En iyisini ortaya koymaya çalışırız. O yüzden de yani hep sürekli bize destek olsunlar. Bu destekleri bize güç verir. Yani başka bir şey olmaz. En iyi şekilde zaten oynamaya çalışırız, mutlu etmeye çalışırız onları. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere. Rica ederim. Geleceğe Vole programında Recep Gül ve Barış Seren'le keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.